Hayat sadece kadınların yaşadığı şehirler, sadece erkeklerin yaşadığı şehirler, evli olanlar üçüncü bir şehirde. Böylece sorun olmayacak. Böyle bir hayat olur mu? Olmaz. Allah ne istiyor? 100 tane genç kız, 100 tane genç erkek, 200 tane evli, aynı camiyi, aynı marketi, aynı fakülteyi, aynı sokağı, aynı şehri paylaşacaklar istiyor Allah. İmtihan böylece olacak. Üzümü kaldırın şarap yapıyormuş Fransızlar üzümden. Üzüm köklerini kurutun. Böyle bir şey olmaz ki. O zaman allah Teala seni direkt cennete alsın. Niye bu dünyada yaşıyorsun ki? Bizim karşı cins diyelim. Çünkü sen beni erkek olarak bu soruya muhatap ettin. Kızlar da bu soruyu soruyorlar. Erkeklerin olduğu şehirleri terk edelim mi diyorlar. Uzaya gidin mi diyeyim ben onlara. Amcanın çocuğu var diye amcanı sürgüne mi al? Malta adasına mı sürelim amcanı? Böyle bir şey olmaz. Onun için Kur'an-ı Kerim gözlerinize dikkat. Din buyuruyor da aynı köylerde, aynı fakültelerde yaşamayın demiyor. Gözünüze dikkat edin buyuruyor. Müminlere de ki gözlerine dikkat etsinler. Demek ki sen korunmasını bilerek yaşayacaksın. Kaçarak değil. Fakülteye de gideceksin. Kız talebe sorunca da sen de git diyorum. Okuyacağım başarılı bir bölümse git. Oku. Ama korunabileceksen git. Karda Erzurum'a kaymaya gideceğiz. Palandöken'e kaymaya gidelim. Ben sonra gitme kayılmaz mı derim? Hayır niye diyeyim ki? Ne derim? Sen bu kiloyla kayarsan iki ayağını birden kırar gelirsin gitme derim. Bu adam kaymaya giderse git kay gel. Çünkü kayacak bir tipe benziyor. <laughs> Kaç kilosun? 70. Sen? Ben 95 kilo. <gülüyor> <gülüyor> e boyun 10 santim kısa bundan. <laughs> Saçları da uzatmışsın uzun görünmek için. Ben de... Sen hiç kayacak bir tipe, bir tipe benziyor musun? Yok hocam ben kilo verip kayacağım inşallah. Ne yapacaksın? Kilo verip kayacağım hocam. Aha. 110 kilo ver. Şey 110 kiloya düş. Kayarsın. Oho bu daha kayacak da o kar bitiyor o zamana kadar. Ben bir sonraki kış kayacağım hocam. Bir de sen o bir sonraki kışları hep bekle. Tamam. Ya kaymaya gitme denmez. Montun var mı? Grip misin? Kaş aldın mı yanına? Ayak kaymayan uygun mu? Bunun önemini nasıl kayılacağını biliyor musun? Orada bir kurs alacak mısın? Bunlar hazırsa yani korunabiliyorsan kay. Korunamıyorsan e, eceline gitme derim. Sorunumuz kaymakta mı? Yani karda kayma sporu yapmakta mı sorun var? Yoksa benim korunmadan paldır küldür oraya gitmemde mi sorun var? İkincisinde sorun var. E, biz fakültelerde kızlar var diye. İyi e, sokaklarda da kızlar var. Camilere de geliyorlar. Nereye gideceksin? Sonra bir tanesine gidip yalvaracaksın zaten evlenelim diye. Sen kaçak rol oynadın. Sen ne kimse evlenmeyecek bu sefer ortada kalacaksın. Hayır. Müslüman, mümin ve insan onurumu koruyarak her yerde bulunurum ben. Her yerde ama. Rezilliğiyle bilinen bir partinin bir adamı bizimle görüşür mü diye bana haber gönderdi. Ben dedim ki ben olarak geldiğim her yerde görüşürüm. Hiç sakıncası yok. Ama ben benim dedim. Sonra başka olaylar oldu. O randevu gerçekleşmedi. Ben sol ayakla gidecektim. Sizinle konuştuğum gibi konuşacaktım. Büyük ihtimalle mırıldanamayacaklardı da. Çünkü ayaklarına gittim. İnsanlığımı gösterdim. Giderken de bir çikolata bir şey götürecektim. Mırıldanamayacaklardı bile. Cep telefonuyla uğraşıp bırakıp kaçacaklardı. Onun, o tipler bir kısmı geliyor. Benim randevu, bana diyor yüzüme diyor ki randevu vereceğinizi zannetmiyordum diyor. E niye o zaman randevu istedin diyorum. Ben Allah, peygamber, şeriat İslam, cihat kelimelerini, Kudüsçüyüm, Gazzeciyim, bunları 30 senedir söylüyorum. İnşallah en az 30 sene daha da söylemek istiyorum. Sonra ihtiyarlarım falan dişlerim dökülür, söyleyemem belki. Söyleyeceğim, bu sevda ile öleceğim. Bu şekilde konuşuyor olduğum sürece gider, Birleşmiş Milletler'de de her gün briefing verir. Ben. ben bunun için varım zaten. Oraya gitme, buraya gitme. E ben meleklerle mi muhabbet edeceğim? Meleklerle mezarda muhabbet edeceğiz inşallah. Ama dünyada kulaklarına kulaklarına, gözlerine gözlerine gireceğiz insanca. O gelirken çiçek getiriyor, ben çikolata götüreceğim. Hiç unutmuyorum. Bir avukat grubu böyle açık saçık diyelim üç tane hanım ziyarete geldiler. Bir çiçek getirdiler. Oturduk. Söze başlarken kaba bir şekilde yani siz şeriatçısınız ama sizinle bir iki bir şey görüşeceğiz falan dediler. Dedim ki olur buyurun dedim. Daha sonra çiçeği de önüme bıraktılar o vardı. Yapay bir çin çiçeği. Dedim ki sorularını sordular ya yani onlara göre devrim sorusu. Dedim ki bak şeriatçılıkla şeriatla değil şeriatçılıkla romacılık arasında bir fark vardı. Ben size çiçek getirseydim bahçesinden yeni koparılmış narin bir doğal çiçek getirirdim. Siz bu plastiği getirmesiniz. Roma hukukunuz da böyle zaten dedim. Hep güzel görünür icat edildiği günden beri hep güzel ama plastik dedim. Enjeksiyon makinalarında yapılmış. Biz doğalız, ara sıra söneriz ama tohumumuzdan yenisi çıkar dedim. Şeriatçılık böyle bir şey. Hiç unutmuyorum. Bir tanesi dedi ki erken kalkmamıza kışkırtıyorsun dedi. Ne demek dedim? Yani çok etkileniyorum dedi. Daha fazla dinlersem şeriatçı olurum dedi. Başka konulara geçelim dedi. Çünkü onun en büyük iddiası insancıl olmak. Ben nazik bir şekilde, nezaketle onu kendi mantığıyla karşı karşıya bıraktım. Tabi ikram ettim, tatlı konuştuk, teşekkür ederek ayrıldılar. Hatta o itiraz eden dedi ki daha fazla oturamayacağım dedi. Ben başımı örtüp gitmek istemiyorum buradan dedi. Ben yani eminim ki onda iman vardı. Tohumu bulunduğu için Dokundukça iman onu sarstı. Öbürleri o kadar değildiler mesela. Bu sebeple biz kaçarak bir yere gitmemize gerek yok. Eriyerek de yaşamamızın anlamı yok. Bir denge kurmak zor mu? Biraz zor olabilir ama imkansız değil.